Herkese merhabalar. Türkçe derslerimizin ikinci dersi olan sesli ve sessiz harfler konusuyla birlikteyiz. Beni dikkatli bir biçimde dinlerseniz bu dersimizin sonunda sesli ve sessiz harfleri öğrenmiş, konuyla alakalı soruları çözebilecek hale geleceksiniz. Hazırsanız başlayalım. Çocuklar biz bir önceki dersimizde ne öğrenmiştik? Alfabemizi öğrenmiştik. Alfabemizde kaç tane harfimiz vardı? 29. Bunlar neydi? Hadi beraber sayalım. A B C Ç D E F G yumuşak G H I, I J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z demiştik. Toplam 29 tane harfimiz vardı. Bu harflerimizden 21 tanesi ünsüz çocuklar. Ne demek? Tek başlarına ses çıkaramıyorlar. Yani şöyle oluyorlar b c, c d, f, g ı f, gibi oluyorlar. Tam olarak anlayabilmemiz için yanına bir harf istiyorlar. Hangi harfleri istiyorlar? Geriye kalan 8 tane ünlü harfimizi istiyorlar. Ünlü harfimiz ne? A, E, I, I, I O, Ö, U, Ü. 8 tane ünlü harfimiz var. Bunlar tek başlarına hemencik ses çıkarabildikleri için bu alfabede çok ünlenmişler. Bu nedenle diğer ünsüz harflerin de yanına gelerek popülerliğini artırmışlar. Anlaştık mı? Alfabemizde 29 tane harf var. 21 tanesi ünsüz, 8 tanesi ünlü. Ünsüzler tek başlarına istenildiği gibi kolay bir şekilde ses çıkaramıyorken ünlüler istediği bir şekilde hemenci kendi seslerini çıkarabiliyorlar. Şimdi biz alfabemizde ünlü harfler ve ünsüz harfleri olduğunu söylemiştik. Bunların a e i İ, o ö -E u ü kısmının ses ünlü harf yani sesli harf, geriye kalanların ünsüz yani sessiz harf olduğunu biraz önce vurgulamıştık. Şimdi Ünlü harfleri de, ünsüz harfleri de kendi içinde ikiye ayıracağız çocuklar. Ünlü harflerden bazıları ince, bazıları kalın. İnce olanlar incecik sesler çıkarırken, kalın olanlar da kalın kalın ses çıkaracak. Ne demek istiyorum? İncelere bakalım. E, i, ö, ü. Bak ince ince ses çıkarıyorlar. Bir de kalınlara bak. A, ı, o, u. İncelerin sesleri tıpkı böyle teyze sesleri gibiyken kalınların sesleri tıpkı amca sesleri gibi değil mi? A, ı, o, u derken bir de e, i, ö, ü derken bakın. Ya da kendi aklında şöyle kodlayabilirsin. İnce ünlüler, ince olanlar noktalı harfler. Bir de e'si var. Bak adı üzerinde ince ya. i, e zaten burada içinde var. Ü, ü, e zaten kendi içerisinde var. Kalın ünlülerde de bak kalın, a, ı ve noktasızlar gibi de kendi kendine böyle bir şifreleme yapabilirsin. Gelelim ünsüz harflerimize. Ünsüz harflerimizin de bazıları sert, bazıları yumuşak. Şimdi sert olanlara bakalım. P, ç, k. Ne kadar sert. Bir de geriye kalanlara bakalım. b, c, d, g, ı, l, m, r, v. Ne kadar yumuşak yumuşak geliyor değil mi? Sertleri de şöyle kodlayabilirsin. Bak burada bir peçete var. Peçete kağıdı var. Peçete K. Ne kadar sert. Peçetelerimiz ilk başta sert değil mi? Su gelirse yumuşuyorlar. Bu yüzden sen kendine burada küçük bir kodlama yapıp A peçete kağıdı sertti diye hemen yanına F, S, Ş ekleyip sert. Diğerleri yumuşak diye de kodlama yapabilirsin. Epuçlarını tekrar söyleyelim. Ünlüleri ikiye ayırıyorduk. İnce ünlüler ve kalın ünlüler. İnce ünlüler adı üzerinde bak i, e içinde bunları zaten saklıyorduk. Noktalı olanlar bir de e'si vardı. Kalın ünlülerde noktasız olanlardı. A, ı gibi. Ünsüzleri de ikiye ayırıyorduk. Sertleri peçete kağıdı. Sertli bir de yanına f, s, ş ekliyorduk. Geriye kalanları yumuşak dedik. Böyle kendi kendine hikayeleştirme yapabilirsin. Şimdi bir tablomuz var. Buradaki ünlü harfleri ve ünsüz harfleri bulmamızı ve yazmamızı istiyor. Ekranı durdurup bir kağıtta deneyebilirsin. Ya da önce kendini söyleyip sonra benim sesimi açabilirsin. Böylelikle öğrenmeni daha kolaylaştırırsın yavrucuğum. Kalem, ünlü harfler. Biz ne diyorduk ünlü harflerimize? A, E, I, I, O, Ö, U, Ü. Hemen buradan A, E'nin ünlü olduğunu ben zaten biliyorum. Geriye kalanların da ünsüz olduğunu bildiğim için yerleştiriyorum. Ünlü harflerimiz neydi? A, E, I, I, O, Ö, U, Ü yakaladık. I ve A ünlü. Geriye kalanlar da ünsüz. Ünlü harfler A, E, I, I, O, Ö, U, Ü. Hemen O ve U'yu burada buldum. Geriye kalanları da ünsüz. Tek başlarına ses çıkaramıyorlar. Ünlüler kolay kolay tek başlarına sesleri çıkarabiliyorlar dedik. Sesli harfleri sayıyoruz. A, E, I, İ, O, Ö, U, Ü ünlü harflerine, ü, ü, a ve e geriye kalanlar da ünsüz harfler olduğunu söyledik. Ünlü harflerimizin tablosunu bitirdik. Haydi gelin bir de ünsüz harflerimizin tablosuna bakalım. Sert ünsüzlerimiz vardı. Sert ünsüzlerimiz neydi? Peçete kağıdı bir de K, F, S, Ş diyorduk. Peçete K, F, S, Ş diyorduk. Bakalım burada var mı? Evet. K, peçete kağıdının kısından dolayı sert. L, yumuşak. M, yumuşak çünkü petite kağıdı ve fstş pçt fsş'nin dışındakiler yumuşaktı. Bakalım kitap evet pçt k bak p'yi de hemen gördük. pç aa petite kağıdı t ve p de burada hepsi sertmiş. Geriye yumuşak ünsüz kaldı mı? Kalmadı. Diğerleri ünlü. Baktık ünsüzlerimiz k ve l pçt k kağıdı L yumuşak. Baktık. K sert. start, sert. P. P tek kısmında olduğu için. H, yumuşak. N yumuşak. Eğer karıştırıyorsan şuradaki tablomuz vardı ya buradaki tablomuzu ekranı durdur bir kağıda yaz. Çünkü sana çok lazım olacak. Sorularda filan yanında bulundurabilirsin. Tamam mı evladım? Gelelim sorularımıza. Aşağıdaki kelimelerden hangisinde sert ünsüz bulunmaz bir soru sorduğunda bulunur bulunmaz kısımlarının hemen altını çiziyorduk. Sert ünsüzlerimiz neydi? P, Ç, T, K adının kısı bir de F, S, Ş'miz vardı. Aa bak. K'ları, T'ları, P'ları buldum. Bunda sert ünsüz bulunuyor. S'leri buldum, P'leri buldum, T'leri buldum, hemen bulundu. Rüzgar var mı? Hmm, galiba yok. Balık burada da bulundu. Hangisinde yokmuş? Evet, C kısmında yokmuş çocuklar. Gelelim. Aşağıdaki kelimelerden hangisinde ünlü harf sayısı diğerlerinden daha fazladır? Hemen ünlü harflerimiz neydi? Yazıyoruz. A, E, I, I, O, Ö, U, Ü. Ünlüler. A, A, A. Üç tane ünlü. İki tane ünsüz. Kalem. A, E, I, I. İki tane ünlü. Üç tane ünsüz gitar, iki tane ünlü, üç ünsüz, çanta, iki tane ünlü, üç ünsüz. Bize ne diyor? Ünlü harf sayısı diğerlerinden fazla olsun diyor. Ünsüzlerle bir işim yok. Ben sizin için yazdım. Hangisinin ünlü harf sayısı fazla? Araba. Üç tane olduğu için fazla olan kısım buydu çocuklar. Gelelim diğer sayfamıza. Ekranı durdurup kendini çözmeyi unutma olur mu? Aşağıdaki kelimelerden hangisinde ünsüz harf sayısı diğerlerinden daha azdır? Bak nasıl çözüyorum soruyu? Önemli olan yerlerin altını çizerek, yuvarlak için alarak çözüyorum. Ünsüz harf sayısı kaç tane ünsüz harf sayısı? İki tane. Kaç tane ünsüz harf sayısı? Dört tane. Aa, kaç tane? Dört tane. Çünkü ünlü harflerimiz A, E, I, İ, O, Ö, U, Ü diyor. Geriye kalanlar da ünsüz. Yani sessiz. Hemen dört. Hangisine daha az oldu? A. Doğru yapanları tebrik ediyorum. Yanlış yapanlar da ezberleri tam olarak oturmamıştır. Konuyu ezberlediğinizde ünlü, ünsüz, sesli, sessiz bu kısımlar. Bir de ne vardı? İnce ünlüler, kalın ünlüler, sert ünsüzler, yumuşak ünsüzler vardı. Orayı ezberlediğinizde iyice oturacaktır. Aşağıdaki kelimelerden hangisinde ünlü ve ünsüz harf sayısı birbirine eşittir diyor. Hemen bakalım kaç tane ünlü var? İki tane ünlü var. Kaç tane ünsüz var? İki tane ünsüz var. İki ünlü, iki ünsüz. Ben hemen eşit olduğunu buldum. İşaretleyip geçiyor muyum? Hayır. Sorunun hepsine bakıyorum. Kaç tane ünlü var? A, E. İki ünlü. Kaç tane ünsüz var? Üç tane ünsüz var. Kaç tane ünlü var? Bir, iki, üç, dört tane de ünsüz var. Kaç tane ünlü var? Bir, iki, üç. Kaç tane ünsüz var? Bir, iki, üç, dört, beş tane de ünsüz var. Hangisi de eşit işte olduğunu gördük. A şıkkında. Çocuklar bugünkü dersimizin sonuna geldik. Konuyla ilgili bir tutam öğretmen web sayfasından etkinlik kağıtlarına, sorulara, testlere ulaşabilirsin. Kendin bu konuyla alakalı soru çözmeyi unutma. Anne ve babalarınız daha fazla e, bilgilendirici içeriğe ulaşmak istiyorlarsa Instagram kanalım bir tutam öğretmenden beni takip edebilirler. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakal.